Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yaşam alanlarımızda bulunan şifalı ve yabani yenebilen sebzeleri tanıtacağız. Arkadaşlar, hepimizin basarak geçtiği, tanımadığı, belki de hiç farkında olmadığı bir sürü şifalı ve faydalı bitkiler var. İşte bu videomuzda bu bitkileri sizlere tanıtacağız ve doğada toplanabilen, yenebilen yabani sebze olarak da adlandırılan bitkileri tanıtacağız. Evet arkadaşlar, bu bitkilerden ilki kara hindiba bitkisi. Kara hindiba bitkisi arkadaşlar çok büyük bir alanda yayılım göstermiş ve hemen her yerde rahatlıkla görebileceğimiz, doğada yapraklarını toplayıp rahatlıkla tüketebileceğimiz yabani bitkilerden bir tanesi. İşte yapraklarını şu şekilde kopartıp taze olarak tüketebiliriz. Ayrıca yine yapraklarını kurutup şifalı çayını yapabiliriz. Kökleri de ayrıca kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu yaşadığımız alanda, yol kenarlarında, çayırlıklarda, tarla kenarlıklarında, birçok alanda rahatlıkla çok miktarda görebileceğimiz yabani yenilebilir bitkilerden bir tanesi. İlkbaharda ve sonbaharda olmak üzere yılda iki defa çiçek açar. Çiçekleri arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sarı renkli papatyaya benzer. Daha sonra hemen yanındaki şekliyle olgunlaşır ve paraşüt tohum dediğimiz tohumları oluşturur. Bu tohumlar da rüzgarla uçuşarak bulunduğu bölgede hızla yayılır. İşte şifalı ve doğada yenebilen sebzelerden olan kara hindiba bitkisi. Bir diğeri arkadaşlar yabani nane, yarpuz olarak da adlandırılıyor. Bu bitki de doğada yine kendiliğinden otların arasında yabani olarak büyüyor. Bunu şu şekilde toplayıp yapraklarını taze olarak tüketebiliriz. Ayrıca kurutup baharat olarak, toz haline getirip baharat olarak da kullanabileceğimiz yabani nane, yarpuz otu. Arkadaşlar bu da ısırgan otu. Isırgan otu da verimli topraklarda, boş tarlalıklarda hızla yayılan ve bütün alanı bir anda kaplayan şifalı ve yenebilen bitkilerden bir tanesi. Üzerinde bulunan formik asitten dolayı yakıcı bir etkisi var arkadaşlar cilde temas ettiğinde. Ancak bunun yaprakları uygun şekilde toplanarak taze olarak tüketilebildiği gibi yemeği yapılarak yine aynı şekilde kurutularak, özellikle tohumlarıyla birlikte şifalı çay yapılarak tüketilen bitkilerden bir tanesi. Isırgan otu dediğimiz gibi arkadaşlar boş tarlalıklarda, yol kenarlıklarında verimli olan toprakların tamamında çok hızlı bir şekilde yayılan ve yaşadığımız alanda çok rahatlıkla görebileceğimiz şifalı bitkilerden bir tanesi. Anadolu'da çokça toplanan ve tüketilen bitkilerden bir tanesi de kuş otu. Arkadaşlar kuş otu da gerçekten hızlı yayılım gösteren ve yaşam alanlarımızda çokça bulunan şifalı bitkilerden bir tanesi. Ayrıca yaprakları toplanarak yemeği yapılıp, haşlanarak yemeği yapılıp tüketilen yabani sebzelerden bir tanesi. Bu bitki arkadaşlar özellikle yaprakları uygun şekilde toplandıktan sonra kurutulur ve kurutulduktan sonra işte şu şekildeki yaprakları arkadaşlar toplanıp kurutulduktan sonra çayı yapılır ve şifalı olarak tüketilir. Hem yeşil olarak yemeklerde haşlama şeklinde tüketimi, hem de çaya yapılarak kullanımı mevcuttur. Turp otu da yine yaşam alanlarımıza yayılım göstermiş ve oldukça fazla miktarda bulunan, yaprakları yenebilen bir yabani bitki arkadaşlar. Bu yine sonbaharda yaprakları toplanarak arkadaşlar yeşil sebze olarak salatalarda kullanılır. Faydalı, şifalı bitkilerden birisi. Yayılım gösterme hızı oldukça iyi. Siz de arkadaşlar doğada bu bitkiyi toplayıp rahatlıkla yiyebileceğiniz şifalı, yenebilen sebzelerden bir tanesi olan turp otu. Bu da arkadaşlar çökülce otu veya tükrük otu dediğimiz veya karga soğanı olarak adlandırılan bir bitki. Soğanlı bir bitki arkadaşlar. Toprak altında soğanlar oluşturuyor.
İşte sonbaharda çiçek açıyor. Bu çiçek açtığı dönemde sökülerek toprak altındaki soğanları alınıyor ve kavrularak yeniyor. Oldukça lezzetli olan arkadaşlar, haşlaması şeklinde yemeği yapılan, yine doğada toplanıp tüketilebilen, yenebilen sebzelerden bir tanesi. Karga soğanı veya çökülce otu dediğimiz bu bitki de yine doğal alanlarımızda fazlaca yayılış gösterebilen bir bitki türü. Doğada çokça bulunan bitkilerden bir tanesi de sinir otu. Arkadaşlar, bu sinir otunun yapraklarının oldukça şifalı etkileri bulunmakta. Yine bu da yaprakları toplanarak gölgede uygun bir şekilde kurutulduktan sonra şu şekildeki yaprakları şifalı çayı yapılmakta. Gerçekten çok fazla miktarda etkili maddeler içermekte. Bu da yine doğada oldukça fazla miktarda bulunuyor. Adım attığımız, bastığımız hemen her yerde yetişebilen bir bitki. Yaprakları özenle toplanıp kurutulduktan sonra şifalı çayı yapılmakta ve bu da yine doğada şifalı bitkilerden bir tanesi olan sinir otu. Arap saçı otu veya rezene otu da arkadaşlar doğada kendiliğinden yabani yetişen şifalı bitkilerden birisi. Görünümü dereotuna benzemekle birlikte arkadaşlar çok yoğun bir aroması, kokusu var ve anasona benzemekte. Bu bitki de toplanarak salatalara özel bir koku ve tat vermek üzere kullanılıyor. İşte şu şekilde yaprakları koparılarak toplanıyor ve daha sonra taze olarak salatalarda kullanılıyor. Ayrıca yine kurutularak çayı yapılıp şifalı olarak tüketilebiliyor. Arkadaşlar, Arap saçı otu veya yabani rezene de hemen her bölgede, sulak alanlarda özellikle çok rahatlıklarda yetişip toplanabilen yabani sebzelerden bir tanesi. Su teresi bitkisi arkadaşlar doğada kendiliğinden yabani olarak yetişir ve akrabası olan bahçe teresine oldukça benzer. Ancak tadı biraz daha acımsı ve biraz daha yoğun bir aromaya sahip. Bu şekliyle arkadaşlar yaprakları toplanır ve taze olarak yeşil salatalarda kullanılır. Temiz ve berrak olan küçük su birikintilerinde yetişir arkadaşlar ve bulunduğu alanı çok hızlı bir şekilde kaplar. Bulunduğu ortamda hızlı bir yayılış gösterir. Arkadaşlar, su teresi yine taze olarak yaprakları toplandıktan sonra temizlenir, yıkanır ve yeşil salatalarda taze sebze olarak tüketilen bitkilerden bir tanesi su teresi otu.